Evet arkadaşlar, bugün yine yepyeni bir dedektör kullanım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız ürünümüz Nokta Dedektör'ün Impact modelidir. Şu anda bizim elimizdeki model Pro pakettir. Bunda 28'lik başlık vardır ve aynı zamanda 45'lik büyük başlığı vardır. 45'lik büyük başlıkla normal başlığına göre çok daha fazla derinliklere sahip olabilirsiniz bu cihazla. Profesyonel seri ve derinliği gerçekten tatmin edici bir üründür. Diğer bazı dedektörlerin bulamadığı tek paraları özellikle tespit edebilme özelliğiyle şu anda sınıfın en iyilerinden bir tanesidir. Çift başlıklı Pro pakette özel fiyatlı olarak satılmakta şu an için. Tavsiye ettiğimiz bir üründür. Şimdi Impact 3 frekansla çalışabilen multi frekanslı bir dedektördür. Çok da profesyonel bir cihazdır. Şimdi videomuzun devamında menüler ne işe yarar, programlar nelerdir onları size anlatacağız. Videomuzun devamında şimdi cihazımızda 12 tane arama programı var Impact modelimizde. Nedir bu arama programları, ne işe yarar onları size anlatalım. Sol üst köşede mod yazan bölümümüz vardır. Gördüğünüz gibi 12 tane bölümümüz var. Bundan ne işe yarar onları tek tek anlatalım. Bu menüde gezinmek için sağ sol ve yukarı aşağı ok tuşlarından faydalanabiliriz. Şimdi STA dediğimiz bir modumuz var. STA modumuzda cihazımız sallamasız aramadır. Yani cihazı sallamanıza gerek yok. Sadece metali bulduğu zaman bu şekilde sinyal verir size. Üzerinde durduğunuz zaman da sinyal alabiliyorsunuz. Genel dediğimiz modumuz, gen dediğimiz yani tüm metaller modudur. All metal dediğimiz moddur. Cihazımız burada bütün metallere aynı sinyali verir. Fakat ID rakamlarla size gene metalin ayrımını yapabilir. Hem programları anlatıyorum hem de denemesini yapıyorum size. JOG dediğimiz yani JOG dediğimiz programda genellikle ıslak zeminlerde yani plaj türü tuzlu zeminlerde aramak için kullanılır. Yani plajda kullanmak için tasarlanmış bir programdır bu. Zaten sıfırla gördüğünüz gibi 20'ye yakın olan bölüm otomatik olarak kapalıdır. DI2, DI3 ve DI4 bölümleri var gördüğünüz gibi. Bunlar 2 sesli ton, 3 ses tonlu ve 4 ses tonuyla cihaz ayrım yapabiliyor. 2 ses tonda demire kalın ses, diğer metallere ince ses. 3 ses tonunda şimdi deniyorum size. Gümüşe ince ses, altına bir ton kalın, demire daha kalın ses vermektedir. DI4 dediğimiz bölümde ise cihazımız 4 ses tonuyla ayrım yapmaktadır. Yani biraz gürültülü çalışıyor. Bakın demire kalın, altına bir orta ses, gümüşü ince ses ve bunların arasında da ufak bir ses tonu farklılığıyla tekrardan farklı bir ses tonuna da ayrım yapabiliyor. DI99 dediğimiz bölüm ise cihazımız kalın ses veriyor ve demir olan bölümlere, demirin üzerindeki metalleri ise cihazımız her bir ID rakam için farklı bir ses tonu veriyor. Yani ID rakamlar yükselmeye başladıkça cihazımızın vermiş olduğu ses tonları da incelmeye başlıyor. Yani nasıl oluyor? 90 rakam verdiği zaman çok ince, 20 rakam verdiği zaman daha kalın, 50 rakam verdiği zaman orta incelikte bir ses oluyor. Dip dediğimiz bölüm, cihazımız burada gürültülü çalışıyor. Sesini birazcık ben hassasiyetini kısayım. Parasit yapmasın, anlatayım ne işe yaradığını. Dip dediğimiz programımız için cihazımızın derin arama bölümüdür. Havadayken gürültülü çalışır fakat toprakta kullandığınız zaman derinlik yüksektir ve daha stabil çalışıyor. Böyle gürültülü çalışmıyor. Onu size söyleyelim. STA-D dediğimiz bölüm ise yukarıda anlatmış olduğumuz yani sallamasız modumuzda cihazımız aynı şekilde çalışıyor. Yalnız burada diğer moda göre bir farklılık var. Değerli metal olduğu zaman bakın yaklaştıkça ses inceliyor. Ama demir olduğu zaman yaklaştıkça ses kalınlaşıyor. Gördüğünüz şekilde. Diğer STA modundan farkı da bunun kalınlaşmasıdır. Gen D dediğimiz bölüm ise aynı şekilde demin genel aramada göstermiş olduğumuz olay bunda da geçerli. Yaklaştıkça değerli metallerde incelir ses, değersiz metallerde kalınlaşır. Yani ses tonuyla da ayrım yapsın diye ayarlamış firması. VLX ve VLX2 bölümlerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar da arazide çok çabuk kullanmak için, gürültüsüz çalışmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir moddur. Yani kolay bir şekilde hemen bu moda girip de hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz. Ben cihazımın hassasiyetini kısıyorum ki burada çok fazla ses
yapmasın diye ofis şesi olunca biraz parazit yapıyor. VLX, VLX1 bölümünde makinamız 3 ses tonuyla çalışır. VLX2 bölümümüzde ise 4 ses tonuyla çalışıyor. Arama modlarımız bu şekilde. Şimdi videomuzun devamında settings ayarlarını anlatacağız size. Şimdi size videonun devamında sol taraftaki settings ayarlarımızı anlatacağız. Ben cihazımızı stabil olsun diye, ofis içerisinde çok gürültü yapmasın diye DI 3 bölümünü aldım, programını aldım. Şimdi select tuşuna bir kere basıyoruz. Bakın kursör çıkar kare şeklinde. Bu gain hassasiyet ayarıdır. Bunu çok arttırırsanız normalde fabrika ayarı 70'tir. Makina çok daha yüksek hassasiyetlerde çalışır. Fakat bu sefer de parazitlenme yapmaya başlar. Bunları azaltmanız gerekir. Eğer ki en yüksek seviyeye getirdiniz, makinanız toprak ayarı yaptıktan sonra gayet stabil bir şekilde çalışıyorsa, bu ayarı mümkün olduğu kadar en yüksek seviyede kullanmanızı ben şahsen tavsiye ederim. Ama mutlaka arazinin yapısına göre, durumuna göre bu ayarı kendiniz ayarlamanız gerekir. Trash dediğimiz bölüm genel modda kullanılıyor. Yani zemin eşik sesi dediğimiz bir olaydır. Yani cihazdan çıkan bir arama sesi vardır. O sesi ayarlamak için kullanılır. Hazır genel moda gelelim. Şu cihazdan çıkan sesi, bakın hafif arama sesi var. Bunu arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Sesin dalgalanma seviyesini ayarlıyorsunuz. Yani çok hassas ayarlamalar yaptığınız zaman çok ufak sinyalleri bile buradan yükseldiğini anlayabilirsiniz. Çok daha derinlerden de bu mod sayesinde, bu ayar sayesinde sinyaller alabilirsiniz. Ben tekrardan DH bölümünü aldım. Disk dediğimiz bölüm, şu yukarıdan 0'da 99'a kadar kursör var. Bakın sağ art tuşuna bastığım zaman buradaki ID rakamlarını siliyorum. Yani makineye mesela 20'yi ayarladım. Dedim ki 0 ile 20 arasında bana sinyal verme dedim. Ben görmek istemiyorum dedim. Genelde 0 ile 20 arasında zaten demir türlü metaller çıkıyor yapılan testlere göre. 0 ile 20 arasını kapatabilirsiniz. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bazı metallerde, çok küçük metallerde demir bölümüne daha yakın ID'lerde çıkabiliyor. Bunu bu şekilde kapattığınız zaman şimdi cihazımız demire sinyal vermiyor mesela. Bu sefer sinyal alabileceğiniz bu bölümlerdeki metalleri de es geçmiş olacaksınız. Ona dikkat etmeniz gerekir. Bunu ona göre ayarlamanız lazım. Yani burada benim size anlattığım tüm ayarların hepsi sizin tamamıyla kullanımınızla kolaylık sağlaması açısından anlatıyorum ben. Tabii ki arazide kullanacak olan, bunları tatbik edecek olan sizlersiniz. Gelelim DI3 bölümüne. FE bölümümüzü, FE volüm bölümü, cihazdan çıkan demir sesi bölümü var. Yani kırık ses vardır ya, kır kır diye bir ses verir. O kırık sesin hassasiyetini buradan ayarlarsınız. Track dediğimiz bölüm cihazımızın zemin izleme bölümüdür. Sıfırdayken manuel veya otomatik tetiği çekerek kendiniz yaparsınız. Biri aldığınız zaman bakın track yazısı çıkar burada. Bu track yazısını ise makine sürekli olarak otomatik olarak zemini kendisi ayarlar. Sürekli izler, her türlü değişikliği kendisi otomatik olarak makinede uygular. Sizin bir daha zemin ayarı yapmanıza gerek kalmaz. Bright dediğimiz ekran ışığımızdır. Ekran ışığımızı açıp kapatabilirsiniz. Vibrate dediğimiz bölüm titreşim bölümüdür. Şu tutma kolunun alt bölümünde. Bunu bir konumuna aldığımız zaman bakın 0 ile 5 arası zaten hassasiyet bölümleri vardır farklı şekilde. Bunu 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e aldığımız zaman tabi bu titretme süreleridir. Cihazımızı sessiz olarak kullandığımız zaman da tutma kolumuzdan titreşim özelliğinde aktif hale getirdiğimiz zaman sadece biz bunun sinyal aldığını görebiliriz. Light dediğimiz bölüm ise cihazımızın arka bölümünde bir tane LED aydınlatması vardır. Şu bölümde yani göremiyorsunuz ama ışık yanar. Yani gece aramalarında aydınlatma yapmak için 0-1'e getirdiğiniz zaman kapatalım bunu. F-shift ne işe yarar? Bu da aynı impact dedektörden arazide bir tane daha varsa veya cihazınızda elektromanyetik kaymalar oluyorsa buradaki F-shift bölümünden frekansları değiştirebiliyorsunuz. Normalde fabrika ayarları 3 konumundadır. Bu cihaz 5 kademedir. Bunları bu şekilde değiştirebilirsin ama yani cihazınız çok fazla bu tip şeylerden etkilenmiyorsa bunu değiştirmenize gerek yok. Onu söyleyeyim size. Yani bunu bilin. Sürekli bunlarla oynama yapmayın. Çünkü bazı kullanıcılar frekansı değiştirerek sanki derinlik artacağını düşünüyor. Bu onunla ilgili bir şey değil. Bu tamamen iki tane impact varsa arazide veya aynı frekansa çalışan bir cihaz varsa iki cihaz birbiriyle çakışır. Çalışmazlar. Bunları değiştirdiğiniz zaman çalışmaya başlarlar. Tamamen o amaçla kullanılan bölümdür. Bir de Seleş bölümümüzde FD ve SEV bölümümüz var. Mesela ayarları yaptık. SA bölümüne gelip tetiği çekip bırakırsak
diye 3 bölümde yapmış olduğumuz ayarlarımızın hepsi hafızada kalacak. Yani makineyi açıp kapattığınız zaman gene aynı ayarlarda kullanacaksınız. Bu bölümdeyken de sol eksi tuşuna basıp FD bölümü gelirse tetiği çekip bırakırsanız da makine fabrika ayarlarına döner. Yani siz ne kadar cihazın hafızasını karıştırırsanız karıştırın, FD bölümüne gelip de tetiği çektiğiniz zaman makineniz tekrardan ilk aldığınız günkü gibi hale gelmektedir. Şimdi videomuzun devamında sağ taraftaki expert ayarlarımızın ne işe yaradığını anlatacağız. Şimdi cihazımızın sağ tarafında expert modları var, ayarları var. Bu profesyonel kullanıcılar için ayarlanmış bir moddur. Ne işe yarar onları anlatalım size. Notch filter dediğimiz olay, mesela demin disk bölümünde gösterdik. ID'leri sıra sıra silerdi. Burada ID'leri artı eksi rakamıyla istediğimiz bölüme geliriz. Hangi bölümü silmek istiyorsak select tuşuna basarız. Bakın yukarıdaki kursör söndü. Yanına geliriz kapatırız. Yanına geliriz kapatırız. Kademe kademe böyle ikişerli sıralar halinde kapatabiliriz. Aynı bölümleri açmak için select tuşuna bastık. Bakın yanıp sönmeye başladı. Tekrardan basarız. Tek tek sola doğru hangi bölümleri silmek istiyorsak, açmak istiyorsak tekrardan açarız. Bunu istediğiniz ID rakamlarını istediğiniz şekilde ayarlama imkanı sağlayabiliyor notch filter bölümü. Expert tuşumuza gene gelelim. Audio tone dediğimiz olay var. Bu da 3 farklı ses tonu verdiği için hangi rakamlar arasında cihazımız ses tonu vermesi gerekiyor, onu size gösterir ve sesin frekansını ayarlamanızı sağlar. Mesela şöyle yapalım. 3 ses tonuna geldiğimiz için FE, Gold, Nan, Nan FE diyor. Yani diyoruz ki demir bölümünde 15 yani kalın ses ver diyoruz. Tekrardan gelelim. Select'e bastığımız zaman altın ve değerli metal, demir içermeyen metaldir. Diyoruz ki Ost3 yani orta kalınlıkta bir ses ver diyoruz. Daha yukarısı içinde 3. ses tonunda ise daha ince ses ver diyoruz. Bunları artı eksi tuşları arttırarak bu ses frekanslarının inceliğini ve kalınlığını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Şimdi tone break bölümüne gelelim. Bu da cihazımızdaki kalın ses ve ince ses eşiklerini ayarlamamızı sağlar. Mesela FE bölümümüze geldik. Dedik ki 15 yani 0 ile 15 ID bölümünde kalın ses ver. Buraya geldiğimiz zaman da dedik ki 66'ya kadar yani 15 ile 66 arasındaki verecek rakamlara orta kalınlıklı ses ver. 66'dan sonrasında ince ses ver dedik. Bu şekilde ayarlama yapabiliyoruz. ISAT bölümü ise bu genelde çok aşırı mineralli arazilerde cihazınızda böyle sinyallerde kaymalar oluyor. Yani cihaz bir türlü kendini toparlayamıyor. Çok parazit yapıyor. Bu ISAT seviyesini arttırmak zorunda kalırız. Fakat bu ISAT seviyesini arttırmak demek cihazınızın stabilitesini arttırır fakat derinliğini de bir o kadar düşürür. Buna mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Frekans dediğimiz bölümde ise cihazımız 3 tane arama modu, arama frekansında çalışır. 5 kHz'de çalışır, 14 kHz'de çalışır ve 20 kHz'de çalışır. Bunu kendiniz istediğiniz şekilde buradan ayarlama imkanınız var. Genelde normalde ortalama frekans 14 kHz'dir. Daha büyük metaller aramak için, derin aramalar için 0.5'te yani 5 kHz'de kullanmanızı tavsiye ederiz. Daha küçük metalleri aramak için de altın türü küçük paralar aramak için 20 kHz'de kullanmanızı tavsiye ederiz size. Cihazımızın ekranında şurada görmüş olduğunuz ayarlar hem ayrım ayarları hem de menülerdeki ayarları yapmamızı olanak sağlar. Şu sağ tarafta mineral barı var. Bu bulunmuş olduğunuz alandaki almış olduğunuz sinyallere göre mineral durumunu gösterir. Sağ tarafta bateri bölümü var yani cihazın pil durumunu gösteriyor. Pili birazcık azaldı cihazın. Şarjlıdır zaten. Biz pro pakette size şarjlı pil ve şarj aletini de gönderiyoruz size. Cihazınızı şarj edip çok uzun zamanlarda, uzun sürelerde kullanma imkanınız var. Şimdi videomuzun devamında da diğer özelliklerini anlatalım size. Cihazımız nasıl zemin ayarı yapar, nasıl ayrımlar yapar, ayrım rakamları nelerdir bunları size anlatacağız. Şimdi videomuzun devamında size cihazımız nasıl zemin ayarı yapar, nasıl ayrım yapar, nasıl noktalama yaparsınız onu anlatacağız. Şimdi ben DU3 bölümünde yani 3 ses tonlu aramada kullanıyorum cihazı. Öncelikle cihazımızı açtığımız zaman temiz bir alanda zemin ayar yapmamız lazım. Nasıl yapmamız lazım? Ekranın altında bir tetik var. Tetiği ileri doğru itiyorsunuz. Pump to coil diyor. Pump to coil derken tetik ilerideyken yere pompalama yapıyoruz. Yani yerden 10-15 santim kaldırıp yere yaklaştırıp indirip yaklaştırarak pompalama işlemini yapıyoruz. Cihazımız ayarını yaptığı zaman dıt diye bir ses verir ve şurada ground balance seviyesini size gösterir. Genelde normal zeminlerde 50 ile 70 arasında rakamlar çıkıyor. Manuel yapmak isterseniz de tetik ileride,
Bıraktığınız tetiği eksi tuşuyla manuel olarak indir kaldır yaparak ayarlamalar yapabilirsiniz. Tabii manuel yapmak birazcık zahmetli olduğu için bence ileri itip direktmen yere pompalama yaparak otomatik olarak yaptığınız sizin için daha faydalı. Tetiği çekip bırakalım. Şu anda cihazımız arama halinde. Ayarı yaptıktan sonra cihazınızın başlığı yerden 2-3 santim mesafede olacak şekilde sağa sola sallayarak arama yapıyorsunuz. Bu ürün demir türü metallerde, şimdi ben 0 ile 10 bölümünü kapattığım için cihaz sinyal vermiyor. Genelde demir türü metalleri 0 ile 20 arasında gösteriyor. Altın türü veya nikel içerikli metalleri, demir içermeyen metalleri 20'nin üzerinde rakamlar veriyor. Şu anda benim elimde 14 ayar bir yüzük var. Mesela cihazımız 20'li rakamlar veriyor. Elimde bir tane gümüş parçam var. Gümüş geçirim zamanında 90'lı rakamlar verir ve ince ses verir cihazımız size. Altın ayarına göre buradaki rakamlar da 20, 30, 40, 50 gibi rakamlar çıkar. Tabii bunlar sizin elinizdeki metalleri kendinizin deneyerek tespit edebileceğiniz rakam aralıklarıdır. Genelde ben 20'nin üzerindeki rakamları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi nasıl noktalama yapacağız? Nasıl bir şey bulduğumuzdan emin olacağız? Sinyali aldık bir kere. Aynı noktadan 4-5 kere geçiyoruz. Cihazımız aynı rakamı verir ve aynı sinyali verir. Aynı nokta sürekli sinyal verir. Şimdi sinyal verdiği zaman mesela gümüş var. Bakın hep 90'lı. Birbirine yakın rakamlar veriyor cihazımız. 90'lı 80'li rakamlar veriyor. Yüzümü geçireyim mesela. Bunu da 20'li rakamlar verir. Demir geçiriyorum. Demir bölümü kapalı olduğu için bakın sinyal vermiyor cihazım. Şimdi sinyal aldık. Dedik ki tamam burada bir şey var. Daha sonra nasıl tam sabitleyeceğiz, noktalayacağız? Tetiği, demin toprak ayarı yaparken ileri ittiğimiz tetiği kendimize doğru çekiyoruz. Ve sinyal aldığımız hedefin üzerinden yavaşça geçiyoruz. Bakın. Tam hedefi merkezdiği zaman sinyal sürekli ayrılır. Buradan da metalin tam hedefini tespit edebiliyoruz. Cihazımızın kullanımı bu kadar. Profesyoneldir ve çok da kolay kullanımı vardır cihazımızın. Tabii ki çok iyi verim almak için mutlaka cihazınızda arazide denemeler yapmanız lazım. Pratikler yapmanız lazım. Cihazı iyicenin kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor arazide çıkıp arama yapmak için. Cihazı ne kadar kullanmayı iyi öğrenirseniz, ne kadar cihazla bütünleşirseniz o kadar sizin için faydalı olur. Biz mega dedektör olarak nokta dedektörlerin ve makro dedektörün yetkili satıcısıyız. Impact dedektöründe yetkili bayisiyiz. İstiyorsanız ofisimizden gelip elden teslim alabilirsiniz. İsterseniz videomuzun altında telefon numaralarımız ve internet sitemiz yazıyor. Oralardan bizimle sipariş verebilirsiniz. Cihazla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz veya bizimle irtibata geçebilirsiniz. Biz her konuda size yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videoları izlemek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.